Hızır'ın yolu. Hızır'ın yolu. Bana kalsa yol yol değil ama beraber yemişliğim, içmişliğim var. Önüme çıkmazsa onunla vuruşmam. Ne diyorsun Şahin ağa? Sana demeye geldim. Uyuşturucu işine girme. Yanında bir sürü genç var. Kimsesizler, garibanlar. Onları bu işe bulaştırma. Benim kimseyi bu işlere bulaştırdığım yok. Hızır'ın da bu işlere bulaştığı yok. Nasıl yok? Uzlaşma yapacağım hakkıyla demedi mi hepinizin yanında? Dedi de hakkının onunla uzlaşacağı yok. Vah Hızır, vah! Sen bu zıkkımı satan adamla uzlaşmaya kalk. O bile dik çıksın da seni reddetsin ha? Ya Reha, senin babanın plağı takılmış ya. Aynı nakaratı tekrar söyleyip duruyor bu ya. Abi beni dinlemiyor. Açıkçası Hızır abiyle görüşelim dedim. Baş başa görüşsünler diye. Yok dedi. Yok demedim. Görüşeceğim. Ama hele kaç kişiyle yan yanayım, karşı karşıyayım, bileyim diye geldim yanına. Şahin ağa, ben toz satmam. Kimsesizlerime de sattırmam. Satana da pisliktir diye bulaşmam. Yaşar. Hızır'ın vicdanı ölmüş. Senin de dürüstlüğün mü öldü? Ağır oluyor Şahin ağa. Bak sana Şahin ağa diyorum. Arkamdan da burada diyorsun. Duymuyor muyum? Yaşına hürmeten söylüyorum. Neticede eskisin. Eskiyim. Eski bildiğim yolda da tek başıma da olsa yürürüm. İyi, yolun açık olsun da benim niye dürüstlüğüm ölmüş? Sen onu bir söyle bana. Yaşar. Adamların toz satıyor. Sen yok diyorsun. Yarından tezi yok. Kim bu işe bulaştıysa hepsini indiririm. Geldim. Yüzüne söylüyorum. Kimmiş benim adamım bu işe bulaşan ya? Benim mahallemdeki adamın adı Şükrü değil mi? Evet Şükrü. Bu Şükrü ne satıyor? Bir şey satmıyor. Şunu bunu topluyor, gönderiyor buraya. Dönüştürüyoruz, parasını da alıyor. Ha. Yaşar abi. Babam bu konuda doğru söylüyor. Baban hangi konuda yalan söylüyor? Hele bir dur Şahin ağa, bir şey söylüyor. Neresi doğru bu işin Reha? Senin bu Şükrü, Hakkı'nın oğlu Yalçın'la toz para alışverişi yaparken bizim mahalledeki çocuklar görmüş. Şükrü. Şükrü 12 yaşından beri benim yanımda ya. Hırçındır. Arızadır, delidir ama benden gizli böyle bir görüşme yapmaz. Böyle bir şey olamaz. Reha, bu işte bir yanlışlık var. Abi sana gelmeyeceğini düşündüğü 3-5 kimse size mal dağıttırıyor. Senin de buna inanmayacağını bildiğim için aldım bir tanesini getirdim. Nerede?
Arabada, bagajda. Kimsesiz! Buyur baba. Rüya'nın arabasının bagajında biri var. Alın gelin şunu. Hemen baba. Ulan eğer Şükrü'yü ayarttıysa bunlar, herkesi ayartmışlardır. Sevindim. Sen bu işte yokmuşsun. Benim böyle bir işin içine gireceğimi nasıl düşünürsün Şahin ağa? Hızır içinde düşünmezdim. Ama dedi ya, insanım. Ne yapayım diye. Baba onu mu kastetti Hızır abi? Evlat. Eğer babanın yanında mutlu değilsen abine git. Ama bil ki Hızır'ı tanımadığım yerde yanında evladım olsa tanımam. Açın şunun ağzını. Baba, benim bir günahım yok. Reha abiye de anlattım zaten her şeyi. Şükrü abi emretti. Biz de kuryelik yaptık. Nasıl emretti? Yaşar babanız yeni bir iş yapacak dedi. Ama bu işi kimse bilmeyecek dedi. Birbirinizle bile konuşmayacaksınız dedi. Birinizden laf çıkarsa hepiniz yanarsınız dedi. Siz kaç kişisiniz ulan? Ben kaç kişiyi yıkacağım? Herkesin ismini söyle. Kim? Kaç kişi? Baba, birbirinizle konuşmayacaksınız dedi. Bilmiyorum ki kim olduklarını. Şükrü abiye sor istersen. Soracağız, soracağız. Önce senin defterini dürelim. Sonra ona soracağız. Götürün bunu. Bırakın onu bizim bagaja. Şahin ağa, burası benim mekanım, bu adam da benim adamım. Madem ki ihanet etmiş, hak ettiğini görecek. O hak ettiği muameleyi gördü. Arabama koyun. Sözüm var. Konuşması karşılığında bağışlayacağım. Bu kadar hatırım var değil mi Yaşar? Müsaade istemeden önce belli ki sabah sen de benim gibi bir mücadeleye gireceksin. Gel, beraber olalım. Şahin ağa, bana bir dostluk yaptın. Dibimdeki düşmanı gösterdin. Bundan sonra sen de, oğlum da benim dostumsunuz. Ama düşmanlarımı öldürmeye gelince alınma. Ben tekim. Kimsesiz. Eyvallah Yaşar'ım. Reha. Başka bir şey öğrenirsen bana haber ver, tamam? Tamam abi. Ulan ben İlker'le dalga geçtim. Hakkı ayısı seni parçaladı, moralini bozma diye. Hadi bakalım Yaşar Efendi. Şimdi senin moralini kim düzeltecek?